Şimdi bir sultanın iki çeşit konuşması varmış. Bizim şimdi dersimizin ana konusu ne? Bu dört tane başlık. Şimdi bu dört tane başlığı anlamak için şunu anlaman gerekiyor diyor. Sır buymuş Mehmet abi. Yani bu sırrı anlarsan şu dördünü anlarsın dedi. 136. Yani Allah'ın iki türlü konuşması varmış. Cüz'ü, hususi, has, bütün mahlukatıyla, adi bir raiyetiyle, telefonuyla, onun kalp telefonunu konuşuyor. Diğeri de şu üç tane vasıf. Saltanat-ı uzma, hilafet-i kübra, hakimiyet-i âme vasıtasıyla emirlerini neşir ve teşhir maksadıyla bir elçiyle veya büyük bir memurla konuşmakmış. Şimdi dördüncü esasın kıymetler sırrı ne? Bu işte yani. Allah'ın iki tarz konuşmasını bilmek yani. Konuşunu bilmek. Aslında hani buraya yazdım ya ben. Vahiy, ilham, sunat, işte tulat, işaret, ihtarat. Aslında mesela Kur'an-ı Kerim'de 114 tane sure var. 6666 tane ayet var. Aslında Allah'ın kelamı tevhid hakikati olduğundan dolayı tektir yani abi. Bir kelam vardır aslında. Nasıl? Mesela şu mahlukatı düşünelim. Ne kadar hayat var değil mi? Yani mevcudat var, hayatı olan zahirde. Güneş var, hava var, kedi var, arılar var değil mi? Kuşlar var, kelaynak kuşları var, bir sürü kuş var. Bir sürü mahlukat var. Ama bir tane hayat, bir tek yani. Beşinci remiz vardı ya, sen çekirdek oluyordun, kainat senin neyin oluyordu? Ecza ve efradın oluyordu. Aslında hayat tekmiş. İnkişaf ve inbisat edersen en gizli bir sırrı ehadiyeti taşıyormuş hayat yani. Bak en gizli. Ehadiyet neydi? Umumi tecellinin bir yerde gözükmesi. Cenab-ı Hakk'ın umum tecelliyatı hayatta gözüküyormuş yani. Şimdi aynen bunun gibi. Nasıl bu kadar çok mahlukat varken kesret içinde aslında tekmiş hayat yani. Ve de biz de o hayatın bir eczasıymışız, efradıymışız. Bakmasını bilirsen sen çekirdek olursun, kainat senin açılımın olur. Bu ifade külliyatta var. Kainat, hallakiyet ve rububiyet itibarıyla tecezzi ve inkısam kabul etmez, kül hükmündedir. Sivrisineğin gözünü kim halk ettiyse, değil mi? Manzume-i şemsiyeyi o nazmeylemiş. Pirenin midesini kim tanzim ettiyse, manzume-i şemsiyeyi, değil mi? O nazmeylemiş yani. Yani sineğin gözüyle, pirenin midesiyle sistemler arasında münasebet var. Kainat, hallakiyet ve rububiyet itibariyle tecezzi ve inkısam kabul etmez, kül hükmündedir. Bak açık ifade, aslında hayat tekmiş, mevcudat tekmiş abi. Mesela benim vücudumu düşün. Çıkardım, masanın üzerine koydum bütün organlarımı. Aa, kaç tane organ var? Ama bir taktım, bak bir tane benim. Aslında hayat buymuş, mevcudat buymuş abi. Mevcudat elektrik cihazlarına benzer. Hayat onları çalıştıran tek şey olan elektriğe benzer. Evet. Organlar, ağaç, kedi, köpek, karaciğer, böbrek hepsi farklıdır. Ha bunları niye söyledik abi? Kelam da böyle abi. Kelam da tek. Kelam da tek yani. Bu kadar çok kelam var. Peki niye böyle 114 sure var, 6666 ayet var? Cenab-ı Hak tenezzül etmiş. İşte vahyin içindeki bir özellik tenezzül ya Mehmet abi. Erdinç abi. Allah tenezzül etmiş, bize merhameten kelamı bu kadar çoğaltmış yani. Yoksa tek, yani niye bu kadar mahlukatlar? Hatırlarsanız ikinci şurada geçiyor. Allah bu kadar küçük küçük mahlukatı niçin yapmış? Çünkü Cenab-ı Hak'ın maksatlarını herkes böyle umum bir gözü olmadığından dolayı o küçük de daha güzel okuyabilir yani. Büyük harfleri herkes okuyamıyor. O yüzden küçük zihayatları çok teksir etmiş yani. Şimdi senin ki...